alçak ve orta gerilimli hat döşemelerinden aydınlatma işlerine kadar elektrik sektöründe başarılı projelere imza atan REDAŞ Elektrik, uzman ve deneyimli kadrosuyla beğeni topluyor. Biz de şimdi mikrofonlarımızı firma sahibi Ramazan Karataşlı'ya uzatıyor ve firmanın gerçekleştirdiği projeleri kendisinden dinliyoruz. 1998'de şahsi olarak ilk etapta kurdum. 2011'de aile şirketi olaraktan kurulumunu gerçekleştirdik. Evet, firmamız neler yapıyor? Firmamız özellikle enerji nakil hattı direklerinin imalatlarını aynı zamanda köylere ve şehirlere, şehir bölgelerine özel sektör olaraktan alçak gerilim ve orta gerilim olarak hitap etmiş olduğumuz enerji işlerinden ilgilenmektedir. Şimdi firmamız bu işleri yaparken ihalelere mi katılıyorsunuz? Özel sektör üzerinde mi ihaleler alıyorsunuz? Biz ihalelere 2 yıl öncesine kadar ihalelere katılıyorduk. Aras Elektrik olarak bölgemiz özelleştiğinden dolayı artık özel sektör olarak barajların, üst geçit köprülerinin aydınlatmalarının şahsi işlerini teklif usulüyle almaya başladık. Toplam olaraktan 12 kişi çalışıyoruz biz. 3'ü imalatta, 9 kişilik ekip de enerji nakli hattının içerisinde. Tabii bunun büro, mutfak, yetiştirilmiş elemanlar. Aldığımız malzemeleri öncelikle tesis standartlarına uygun, TEDAŞ şartnamelerine uygun halde malzemeleri alıyoruz. Hedefimiz, düşüncemiz almış olduğumuz malzemelerin ömrünün uzun olması, kalite ve garanti standartlarında olması. Ramazan Karataşlı nasıl bir uygulama yaptıklarını ise şu şekilde anlatıyor. Önce talebi olan şahsın bize müracaatı gerekiyor. Biz şahısla beraber Aras Elektrik'e müracaata bulunuyoruz. Enerji müsaadesi, TEDAŞ'ın vereceği alacağımız enerjiyi alacağımız noktadan enerji müsaadesini yazısını verdikten sonra kendi firmamıza ait bağlı olan mühendisle gidip projesini, projelendirme aşamasını geçiyoruz. Proje aşamasında ne tip direk çıkacağını, ne şekil iletken, kilovatını, gücünü, enerji kayıplarını hepsini değerlendirdikten sonra şahısla anlaşıp, birim fiyatı üzerine şahısla anlaşıp kendi ekipmanımızla beraber direklerimizi imalat edip malzemelerimizi Ankara'dan ve hatta diğer büyük şehirlerden siparişini verdikten sonra kendi araç parkımızdaki iş makinalarımızdan iş mahalline gidip başlangıcını yapıyoruz. Orada bir de araç parkuru çıktı. Araç parkurumuzda neler var? Muhakkak ki araç parkurumuzda 35 tonluk vincimiz var. Marka vermeyelim, iş makinamız var. Gazıcı, yükleyici iş makinamız var. Nakliye amaçlı kullandığımız kamyonumuz var. Küçük araçlarımız var. Yani işimizi yürütebilecek tüm araç parkurumuz mevcuttur. Bunun üzerine de anahtar teslimini yapıyorsunuz. Tabii biz genelde iş yerimize anahtar teslimi alıyoruz. Parça işler, sıkıntılı işler olduğu için anahtar teslimi A'dan Z'ye yani enerji müsaadesi müracaatından projelendirip tesisi enerjilendirecek noktaya kadar tüm imkanlarımızı kendimiz değerlendiriyoruz.